Merhaba sevgili izleyiciler, Toshiba'nın BDX5400KE adlı bu 3D Blu-ray oynatıcısı Toshiba World 2013'te sergilenen en yeni cihazlardan bir tanesiydi. Şimdi sizlere bu yeni cihaz hakkında bazı bilgiler vereceğim. Bir kere tasarımı gerçekten çok başarılı olmuş. Bu görmüş olduğumuz power butonu artık Toshiba'nın 2013 model yeni cihazlarında hepsinde göreceğiz. Sadece bunda değil, dizüstü bilgisayarda, televizyonda da bu yeni tasarımı göreceğiz. Bu cihazın giriş çıkışı konusunda anlatabileceğim çok fazla şey yok ama teknolojilerinden sizlere bahsedeceğim. Yine de şu giriş çıkışlarına bir bakalım dilerseniz. Burada bir USB girişi görüyoruz sevgili izleyiciler. Hemen arka tarafta da bir önemli girişlerden HDMI, Ethernet girişi ve bir dijital giriş daha var ses için. Ve tüm bunların yanı sıra önemli bir bağlantı çeşidi daha var. O da Wi-Fi. Bu görmüş olduğunuz 3D Blu-ray oynatıcısı Wi-Fi özelliğiyle beraber görüntü desteği sunan cihaza, yani bir televizyon varsa o teknolojiyi destekleyen, görüntüyü kablosuz olarak aktarabiliyor. Ve bu teknolojinin adı da Miracast. Bazı akıllı telefonlar da yine bu teknolojiye sahip ve burada oynatılan görüntüler HDMI'ya gerek olmadan doğrudan Wi-Fi üzerinden aktarılabiliyor. Ve bu Blu-ray oynatıcısı aslında önemli bir görevi daha yerine getiriyor. Akılsız televizyonları akıllı televizyon haline getirebiliyor. Çünkü bu Blu-ray'in menüsü içerisinde özel bir portal var. Bu özel portal üzerinden siz içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Bu içerikleri yönetebiliyorsunuz. İnternete bağlandığı için de birçok servisi yine televizyona aktarabiliyorsunuz. Sadece HDMI çıkışını televizyona bağlıyorsunuz. Televizyonunuz akıllı olmasa da Toshiba'nın bu 3D Blu-ray oynatıcısı bu görevi üstleniyor. Bu Blu-ray oynatıcısı en üst model. Şu anda size göstermiş olduğum bu model en üst model ve bunun dışında 4400, 3400, 2400 gibi bazı modeller de var. Bu modellerde bazı teknolojilerden yoksun ama çok çok daha uygun fiyatlı ve Mayıs ayında Türkiye'de satışa sunulacağını öğrendik. Bu 3D Blu-ray player'ın.